korumak için kalbini kırmızı giy diyorlar. Bizim rengimiz belli, attı benzinis. Çıkmadı dengimiz bro, hip hop bendeniz. Sonuna gitmesin ama biraz kadarsın ben. 16 yıldan benim mücadele içindeyim. Mavili bir ev var. Mavi panjurlu. Evet, evet, aynen. O mu? Mavili olan mı? Aha, çıkıyorum hemen dışarı. Tamam. O zaman buldum. Geldim. Buldunuz. İyi abi, sen nasılsın? İyi canım benim. Yani bu kadar böyle güzel olduğunu biliyordum da. Bu kadar doğal olduğunu tahmin etmişsindir. Bu kadar böyle tam uçta falan, harika ya. Çizilmiş gibi. Abi böyle de bir kamera gibiydi burası işte. Ya harika ya. Bunlar söküldü. Şimdi alabilir miyim? Merhaba. 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 Oy oy oy. Eşek. Tel çıkıyorum. Nasılsın ya? Where is Yüksel, you motherfucker? Kışın bura nasıl oluyor? Kışın çok sert oluyor Emir. Yani tabii. Buraya geldim, ilk yaptırdığım şey oldu. Çatı oldu. Çünkü bir önceki çatı artık dayanmamış yani o kadar uzun zaman. Dediğim gibi 50-60. Ben bu kış 70 kilometre şeyi gördüm, rüzgarı gördüm. Yani ev yerinden kalkıp gidecek gibi oluyor. Gitmez çünkü yıllardır burada. Yani bunun bir önceki hali bile dayandıysa bu ayda ayda dayanır bir durumda. Dayanacağına inandığım için sıkıntı olmuyor ama o hani gerilim filmlerindeki o sesi duyuyorsun yani. Böyle çarpıyor yani, rüzgar dayak atıyor baya. Bu palmiyenin şeyi, yaprakları sola ve sağa yere değiyor yani, o derece. Çok acayip. Ama bir yandan da bana çok büyük bir huzur veriyor. Tahmin edebiliyorum. Bizim Alanya'daki evde hemen o dönem için bakir bir yerdi. Sonradan etrafı bir sürü binalarla çevrildi ve şehrin ortasında kaldı ama ben çocukken aynen o rüzgar sesini, işte elektrik gider, 2-3 gün gelmez, yağmur yağar, çatılardan akar, şıfır şıfır böyle şey, Outkast'in şeyi var, Sorry Miss Jackson'daki gibi böyle kovalar koyarız. Burada bahsettiğin zorlukları yaşadım, özellikle ilk sene tabii. Hani çok fazla hazırlıklı olmadığım için apar topar böyle taşındım buraya. Hani şey olur ya insan, tamam ya gidiyorum yani, çekip gidiyorum bir yerlere. Burası varken tabii buraya geldim yani inziva için. Fakat inziva daha sonra şeye dönüştü. Yaşam hayat alanına, biçimi. Hayat biçimine evet. Dönüştü. Normal hayatın burası artık senin. Normal hayatın burası ama tabii İstanbul'dan hiçbir zaman kopamıyorsun. Hem iş dolayısıyla, hem aşk dolayısıyla. Arkadaşlar edinmişim son 14-15 yılda. İzmir'deki arkadaşlıklarımın yanı sıra bir de İstanbul'da tabii, çok özel tabii arkadaşlıklar edindiğim için oradan kopamıyorum. Ama dediğim gibi hani bir anlık bir şey, bir anda hayat biçimine dönüştü. Burada böyle sürdürülebilir bir yaşam arıyordum kendime. Sürdürüyorum da şu an. Hoşuma gidiyor. Ya şu an bu herkesin hayali ya bu. Lafta herkesin hayali. Evet. Özellikle kreatif işler yapanlar. Peki geldim işte müzik çalışıyorum, üf beste yapıyorum gibi mi, yoksa tam tersi yani yine aynı odaklanma problemleri oluyor mu? Odaklanma problemleri bence çevresel, ya bende daha çok çevresel oluyor. Burada çok yazdım ben. Yani Derya albümünden beri çıkmış şarkıların çoğu burada yazıldı. Burada. Derya? O burada mı? Derya başka albümü İstanbul'da. Mesela Era'yı burada yazdım. Era şarkısını. Yani zaten şaşırtmaz ben, yani. Era şirin şarkı diye ben de bugün sana söylemeye gelmiştim. Era'nın neyi şarkı diye. Burada yazdım. Astral'i burada yazdım. Dilemma'yı burada yazdım. Şurada bir ölü yengeç mi var ya? Buraya yengeçler vuruyor. Geçen yılan balığı vurmuştu buraya, biliyor musun? Frankie buldu. Aa. Ha. Ya burası sadece haftada bir çevre temizliğine ihtiyaç duyuyor. Ben şimdi bir süredir Urla'daydım, baba rüzgarla evimde. Rüzgarla geliyor tabii değil mi? Rüzgarla vuruyor işte bu tarz çöpler. Evet doğru. Ama benim için keyifli oluyor. Bu Amerikan filmlerinde görmüşsündür, hiç eğilmediğin kıskaçlar var ya. Onlardan çok aldım iyi. Böyle. Ha, haftada bir, böyle 10 günde bir. Belki yakabilirsin yanabilecek şeyleri, evet. Ahşap. Ha, plastikleri topluyorum. Isınmayı nasıl yapıyorsun? Isınmayı elektrikle yapıyorum. Böyle bir Norveç markası bir şey var. Plazma şeklinde deniz bir... Deniz bölücesi mi? Ha? Çok pardon, bu deniz bölücesi mi? Deniz bölücesi, evet. Çok bitiyor burada, arkada da var. Aa. Pardon, lafını böldüm. Senin çakal lezzetine yakışır. Aa. Hemen bir... Gerçekten deniz bölücesi. Ve şey de şu an mesela bunlar. Evet, bu olur. Olur. Gülize söyleyelim yapsın. Ve fark etti mi bilmiyorum, deniz dibinde
olunca kılçıkları, bak farkında mısın ne kadar şey yumuşak, evet, kılçık yok yani neredeyse. Harika. Antalya'dan İstanbul'a böyle hedeflerini gerçekleştirmek için gittiğin anı hatırlıyor musun? Tabii, böyle hani hacca çıkar tabii. Gibidir böyle inanç işte. Aynen. Güven, özgüven vesaire. O ilk çıktığım yolculuk buradan oldu, Alaçatı'dan oldu. İşte sörf kulübünde çalışıyordum o zamanlar. Bir gün bir telefon aldım işte demomla ilgili. İşte çok beğendik, seninle çalışmak istiyoruz. Şöyle şöyle işte fikirlerimiz var. Böyle. Aha, böyle zaten şey kapalı orası. O kaç yılları oluyor? O 2003 gibi oluyor. Zaten ben 2003'te İstanbul'a, 2003'ün sonlarında İstanbul'a geliyorum. 2005'te de albümü çıkarıyorum. Hani nasıl artık bir şeyse, gözü karalıksa o yaşlar. Çok zordu yani. Şimdiki internetin hani ellerimizin, avuçlarımızın içinde olduğu gibi bir rahatlığı olmadığı için 20'li 21 yaşlarındaki gençlere pek yüz vermiyordu insanlar yani. Hani o yaşlarda yapabileceklerine güvenmiyorlardı. Şimdilerde işte internet sayesinde, sosyal medya sayesinde herkes yeteneğini çok daha fazla ortaya koyabiliyor. Ama o zaman kim, mesela sana gelen o telefon sürekli kanıtlama şey, canlısı. Tabii canım. Talih kuşu kondu başıma müthiş, kadar tabii. Büyük bir en azından şey sende yarattığı şey öyle olmuştur diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani talih kuşundan ziyade bir yolculuğun başlangıcı. Yani o zaman bile inancım olsa da ben bu albümü yapmaya gidiyorum demek gerçekten hani o zaman talih kuşu konmuş gibi hissederdim. Yani ben bir marka hani bir marka için şeye, Türkiye turnesine çıktım. O markanın tanıtımında sahnede mikrofon yapacaktım aslında ilk başlarda. Ama işte demolarımı da dinleyen bir kişi olduğu için bu teklifi yapan kişi bana. Sahnede şarkılarını da söylersin, bir gidişata bakarız'a döndü iş. Ben şarkıları söyledikçe gittiğimiz şehirlerde muazzam tepkiler aldık. Yani bir de örneği eşi benzeri olmayan bir şeyden tamam bahsediyoruz. Şu an yani öyle bir şey yok ortada. Yani R&B mi demek gerekir? Ne denir abi tam? Hani rap? O zamanlar rap müziğe bakış gerçekten çok farklıydı. Yani ne bileyim. Yani o zaman tamamen için çok değil daha ama, asi rap vardı. Asi bir rap vardı ama yani ben mesela siyah Tupac tişörtüyle yürürken Alsancak'ta sahilde bizi şeyden sorguya almışlardı. Satanizm. Of. Yani o kadar anlaşılmıyordu, bilinmiyordu yani rap müzik. Evet Kartel 95'te çıkmıştı ne bileyim. Evet Fuat da vardı, Ceza da vardı ama bunlar çok alt kültür oldukları için o dönemlerde. İnsanlar anlamıyordu yani hani üzerindeki tabii kıyafetlerden ki rapçi olduğunu ya da söylemlerinden. İzmir'de bunu başlatan kişilerdi zaten işte Serkan Tetik, o dönemin İzmir Kostu, yani benim de sonradan dahil olduğum bir İzmir Kost var, Susturucu ailesi var. Onlar da yine underground, yer altından yapıyorlar bu işi. Ya o zaman şehrin etkisi çok büyük. Şehrin etkisi bende büyük. Bence rap müziğin üzerinde de Türkiye'de şehrin etkisi büyük. Yani nasıl İstanbul, Üsküdar varsa. İzmir'de mesela çeşitliliğiyle bence çok öne çıkıyor. Yani İzmir'deki rapçileri yan yana koyduğun zaman birbirinin çok fazla aynı olmayan, farklı tarzlarda ilerleyen, farklı söyleme tarzlarında, farklı janralarda rap müzik yapan isimler var. Ben bir de Ankara'yı çok ayrı bir yere koyuyorum rap müzikte. O zamanlar bize onu derlerdi işte. Siz tabii işte ne bileyim İstanbul'da konsere gidiyoruz ama yine bahsettiğim hep şey yani böyle gazino köşeleri, fuarlar vesaire falan. Siz tabii işte rapi böyle yozlaştırıyorsunuz da işte İzmir'den geliyorsunuz, palmiyeler, kızlar, hava hep sıcak, iklim. Özellikle o küfürü en çok yiyen kesin sensin. tabii yani. Ben öyle şarkılar çünkü yapıyordum ki yani yok, eşi benzeri yok yani. Bayağı fan yani. Yani işte kültürü ben yozlaştırıyor
damgası bile yediğim dönemler oldu albüm çıkarana kadar. Albüm çıkardıktan sonra da devam etse bile tabii ki buna körü körüne inanmayan daha geniş kitlelere ulaştığı için bana yapılan şeyler, baskılar biraz daha azaldı. Hı hı. Yıllar biraz içerisinde halka zaten, mal olmuş tabii, olmak gibi oldu yani. Evet, biraz öyle oldu. Yoksa gittiğim konserlerde hep kendimi kanıtlamakla uğraştığım, hı hı, dönemler oluyordu. İşte freestyle yapsana, yapabiliyor musun? İşte oradan 20 kişi, 30 kişi, evet, geliyor. Sen hani... Parmaklar havaya kalkıyor. İşte bakalım baskıyı kurtarabilecek mi? Buradan itibaren yürüyeceğiz. Tamam. Burada bir yerde park ederiz. Şuraya koyarım ben. Ha, oraya koyabiliriz. Burası Yıldızburnu abi. Burası böyle son dönemlerde tatlı böyle restoranlarıyla, kokteyl barlarıyla meşhur bir yer. Çok güzel görünüyor ya. Şurada. Bir kumrucu şeyini geçtikten, aynen, sonra bir anda trafiğe kapalı beyaz bir yol. Beyaz ışıkları geçtik bak abi. Bir evet, anda evet, bir anda sarı ışıklara sarı geldik. Işık. Oh be, oh ya. Oh. Beyaz ışığa zaten büyük bir şeyim var. Tölere edemiyor beynim beyaz ışığı. Çok güzel ama ya. Bir anda şu an sen çat diye meşhur oldun bence. Değil mi? Yani benim gördüğüm öyleydi dışarıdan. Biraz öyle oldu. Yani bir anda Hey DJ ile meşhur oldun değil mi? Aslında Hey DJ ile meşhur olmadım. Yani Hey DJ çıktığında biz böyle muazzam bir hayali gerçekleştirmenin verdiği böyle o dayanılmaz hafiflik, zafer sarhoştu ama zaferden kastım şey, hani bir hedef vardı ve o hedefe ulaştık. Fakat kimse bizden bahsetmiyordu ya da işte hani Hey DJ çalıyordu sağda solda. Şarkı meşhur oldu. Şarkı diyorsun. Çok sonra meşhur oldu. Bir gün aslında beni Ege Çubukçu bir yere olarak taşıdı. Bir gün şarkısı gerçekten liste başarısı olan, anladım, şarkıydı. Ama bir günden sonra hemen akabinde Hey DJ'ye geri dönüldü. Zaten böyle bir yaz sonuydu Hey DJ'in çıkışı. Belki yaz başı olsaydı farklı aynı oluyor, etkiyi verirdi ama ondan sonraki yaz Hey DJ ve klibiyle beraber yaz geldi. Bir de yaz geldi, yasaklanan ilk rap kliplerinden biri. Onun sebebi neydi? TMSF'nin ele geçirmesi, işte müzik açık kanallarını. Açık mı bulundu? Klip açık mı bulundu? Açık bulundu. İşte günümüzdeki bahaneler öne sürüldü. İşte gençleri alkole, uyuşturucuya özendirmek, biliyorsun yani bu biraz batı kültürünü baltalamakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Aslında kimse kimseyi alkole, uyuşturucuya sevk etmediğini gerçekten çok iyi biliyor herkes de bu kültür değiş tokuşunu istemiyor insanlar. Tek tipçilik devam etsin, çeşitlilik bitsin diye yapılan bir şey bu. Yaz geldi de aynı şeyi yaşadık. Fakat daha sonrasında internet ya, gerçekten o kadar da yaşlı değilim ama baktığımda birkaç sene, yani bayağı bir zaman geçti üzerinden. Facebook sanırım yoktu bile yani. Yani öyle kullanımda, dolaşımda bir yok, şey değil. YouTube yoktu. Yoktu. Benim şarkılarım ben zaten de, defalarca. Ben 2010'da çıktı Tokat. Facebook vardı Facebook, sadece. 2010'da. YouTube yoktu yani. Vardı ama kullanılmıyordu mesela. Yaz geldiğinin klibi mesela 2006 çıkışı. Şarkı 2005'te çıktı ama klip 2006'da çıktı. Televizyonlar dışında hiçbir evet, şeyin yoktu yani. Öyle insanların hani boş vakitlerinde hemen telefona sarılıp izleyebilecekleri öyle bir cihaz, aynen, öyle bir internet erişimi yoktu zaten. Ama bir anda da tabii ama yasaklanması merak kişi yarattı. Olarak ha böyle biri var oluveriyor bir anda. Bir de yasaklanması merak yarattı. Çünkü aslında bir kanalda yasaklandı. Onun dışındaki diğer alternatif kanallarda yayınlandıkça forumlara düşmeye başladı. O düştükçe de işte insanlar konuşa konuşa şarkıyı meşhur ettiler. Sonrasında da kült bir şarkıya dönüştü. Yani her yaz geldiğinde işte daha geçen gün yine şey olmuş, internette viral olmuş. Beni de taglemişler, oradan gördüm. İşte Fedon'un suya atlaması, yaz geldiği kullanmışlar yine. Hani bir yaz marşı, özgün bir yaz marşımız oldu en azından. Her yaz şeyi çok görüyorum çünkü insanlar işte yaz Ege Çubukçu yaz geldi dinlemeye başladıysam yaz gelmiştir. Böyle bir kalıplar oluşmaya başladı. Aslında tatlı bir şey. İnsan bir şeyleri yaparken ne kadar nereye gider, ne kadar insanlara ulaşır, etki yaratır bilmiyorsun ama sonra öğreniyorsun. Çok iyi görünüyor evet. Değil mi? Bu babaanne tabaklarına yani bayıldık ya. Ya evet, tabaklar çok keyifli. Sen Nevi'ye arada geliyorsun değil mi? Ben Nevi'ye arada geliyorum evet, yani. İşte ben de burada sorsan çok az yer biliyorum. Bildiğim yerlerden biri Nevi. Patlıcanla tuzla birkaç saat bekletiyoruz. Evet. Bu şekilde acısını salmış oluyor. Ondan sonra panko ile paneliyoruz. Panko da Japon çıtır ekmeği. Buna tempura diyebilir miyiz diyecektim ben de yani. Gibi
Olur değil mi? İşte sıra şey. Eksik. Yanında da sivicili sosu servis ediyoruz aslında. O kıtır kıtırla beraber sivicili sos çok güzel eşlik ediyor çünkü. Kesin. Umarım bunu beğenirsin. Ufak tatlılığı var tabii. Kesin. Görüntü bayağı şey gibi. Hatta direkt şöyle bir... Sıcakken. Aha. Soğutmamak lazım. Çok iyi görünüyor valla. Evet, bakalım nasıl. Oo. Harika. Yani tam bir vegan. Güzel. Kıtır tavuk vesaire. O tatmini çok güzel karşılıyor. Kesinlikle. Sen abi böyle mesela kaç yaşında Ege Çubukçu olarak meşhur oldun? 23 falan mı? 21 galiba. Bayağı genç ya. Yani peki şey oldu mu? Şu an o yaşında konuşsan yok çok götüm kalktı, çok şöyle oldu falan bir öyle bir şey oldu mu? Ya bu arada muhakkak olmuştur. Ya toyluk çok yaşadım tabii. Hı-hı. Çünkü dediğim gibi hani küçük yaşta, şu an daha da küçük yaşta 16-17 yaşında meşhur olabilme potansiyeline sahip insanlar var. Sosyal medya sayesinde belli görgü, kuralları görülüyor ediliyor ama gerçekten durumu şey diye değerlendirmek gerekiyor yani. 2005 yılı Türkiye'sinde hiç denenmemiş, cesaret edilmemiş bir sound'u 21 yaşında yapıp sonra bir anda arenaya atılan bir çocuk olarak tabii ki olsun lütfen, teşekkür ederim. Yani tabii ki çok yanlışlar yapmışızdır ama naif yanlışlar olduğunu düşünüyorum. Yani zaman içerisinde aslında bana öğreten yanlışlar olduğunu, hani arkaya dönüp baktığımda ya büyük pişmanlıklar değil de ya. Büyük pişmanlıklar değil de bugün olduğum kişiyi, o kişiye de borçluyum ya biraz da. Kesinlikle. O yüzden aslında hiç geriye dönüp baktığımda ah ya dediğim durumlar olmuyor. Belki ufak ufak nüanslar oluyordur ama onlar da hayatımın gidişatını büyük değiştirecek şeyler değil. Peki şey var mı yani böyle, ya biz işte şöyle geceler olurdu, bu olurdu yani... Gülüz bana hep der, sen çok rave yaşamışsın der. Yani her anlamda olabilir bu, ne bileyim, hani rave olabilir. Bazen bir mevzu dönüyor, sen diyor bunu nereden biliyorsun, sen bu kişiyle nasıl tanıştın, sen bu kişiyle nasıl görüştün? Yani gerçekten o yaşlarda başlaman yani o kadar... Yani biz seninle daha böyle işte yemek yerken mi, o gün mü ya da daha önceki görüşmelerde her görüşmede bir şey diyorsun, atıyorum... Ha şu kişiyle biz şunu yapmıştık 10 yıl önce diyorsun. Onun üstünde biz şurada şunu yaptık, şuraya gittik. Çok dolu dolu yaşadım. Böyle evet. Bayağı dolu hakikaten. Bayağı dolu yaşadım evet. Yani bu tabii benim daha küçük, biraz daha küçük dönemlerime rastladığı için ve sosyal medya olmadığı için bilmiyoruz. Hani Ege Çubukçu diye bir rapçi var bizim için o zaman. Ya kimseninki bilinmiyordu zaten o zaman. Evet. Ama o yıllar sen bayağı bir yardırmışsın. Gerçekten öyle oldu yani, tabiri yerindeyse yardırdık. Ama dediğim gibi biraz da yalnızlık çektim şey açıdan. İşte yaptığım müziğin bir janrının tam bilinmemesi. İşte rap mi hip hop mu falan diye, hani annen mi baban mı diye sorarlar ya, rap mi hip hop mu falan gibi soruların sorulduğu yerden buralara gelmesi gerçekten büyük mucize. Yani geleceğini biliyorduk zaten ama tam emeklendiği döneme denk geliyor ya yaptığın işler. O zamanlar onun zorluklarını çekerken etrafında senin gibi bu kültürü sırtlayabilecek birilerinin olmaması, o biraz bana yalnızlık hissiyatını verdi açıkçası. Yani ya da işte 21 yaşında toy patlamış, işte şarkıları dilden dile söyleniyor. Bir anda küçük küçük şey ne derler, yazlık mekanların şeylerinden, meydanlarında verdiğim küçük sahnelerden bir anda binlerce insana konser veriyor olmanın tabii ki bir kimya değişikliği yaşatıyor yani. O kimyayı yaşarken insan istiyor. Yani bir büyüğüm olsaydı da hani keşke benden önce gelen biri bana kimlerle nasıl muhatap olacağını, nerelerde şey yapılacağını hani onları kendi başıma öğrenmek durumunda kaldım yani. O açıdan biraz yalnızlık yaşadım ilk zamanlarında. Ama ondan sonra ufak ufak kafayı toparladım yani hani. Çünkü isteklerim bir garip oluyordu, anladın mı? Hani sen zannediyorsun ya patlamışsın, çok büyük yerlerdesin ama esas istediğim sahnelerde de değilim pek yani. Hep gece kulüplerindeyim. Hani venüler bilmem ne, biraz daha işte işin farklı yerlerinde yer almak, onlar hep aslında zamanla gelişecek şeyler olduğunu o zamanı yaşayınca anlıyorsun. Öbür türlü gerçekleşmedikçe de gelişmedikçe de acaba diyorsun, hani sorguluyorsun kendini, anladın mı? Onları çok yaşadım. Onları tartışacak, konuşacak insanlar olmadı. Daha sonrasında... Ama nasıl olsun? Çünkü aynı dönem, senin yolunu yaşamış kimse yok. Yolumu yaşamış biri olmadığı için tabii hani ki. Hani atıyorum, ceza mı örnek? Değil. Ceza da, müziği değil. De farklı yani. Tabii.
cezanın örnek olabilecek tek şey rap canrasına ait bir şeyler yapıyor olmanız dışında aslında. Ortak özelliklerimiz çok kısıtlıydı. Evet. Tabii. Yani o yüzden sen yaşamaktan başka sanırım başka çaren yoktu bunları başka görebilmek. Başka çarem yoktu. Aynen öyle. Yani o konuda yaşayamadım böyle bir... Ne denir ona? Tayfacılık yaşayamadım. Evet. Geldiniz. Bayanlı kaldı çocuk. Atalım abici. Nakit ne güzel evinde. Hepsi anneden verdi mi? Verdi, verdi mi? Buradan da verdi. Şey yok mu vaka vaka? Emir Yargın. Vaka vaka. Alaçatı'ya gelmemiş buralara. Abi şimdi tabii buralar hep turist takını falan da. Aha. Sen benim böyle yemek zevkine güvendiğim bayağı yemek zevkine en güvendiğim arkadaşlarımdan birisin. O yüzden nedir şimdi burada böyle tabii her yer cafcaflı bana sorarsan evet. Çok da bilmiyorum buraları. Gündüz ya. Falan da ne yenir burada? Yani seni sevdiğin. Mesela şu an Hacı Memiş'teyiz. Hacı Memiş'te benim için mevzu şeydir. İyi dondurmacılar vardır. Kahve, tatlı. Çünkü restoranlarda hani şey arıyorsan mesela burası. Sana bir gelato dönüşte ısmarlamak isterim. Olur vallahi güzel görünüyor. Buraya kesinlikle uğrayalım. Tabela çok iyiymiş. Aha. Ama dediğim gibi Hacı Memiş'te biraz daha şey var, hani nitelikli, üçüncü nesil, nasıl hani kahveler için diyoruz ya, modernleşmiş. Yemekler moderndir ama böyle sokak yemeği dersen, işte Alaçatı Sanayi'de mesela pembe bir minibüs vardır, orada çok güzel kokoreç yaparlar. Zaten Asucan'ı duymuşsundur diye düşünüyorum. Ya Asucan abi çok merak ediyorum, hala gidemedim. Türkiye'nin en iyi fast food'u diyorlar. Gerçekten öyle yani. Ve bunu şey diyor ya, bu Petra Cafe'yi bilir misin? Tabii. Yani, çok büyük vizyon, çok büyük yani dünyada bile bu işi en iyi yapan insanlardan biri. Kaan diyor ki Asucan Türkiye'nin en iyi fast food'u diyor ya. Gerçekten, gerçekten öyle. Aslında çok basit bir yemek. Hı hı. Fakat sosları yani şöyle söyleyeyim sana içindeki köftesi, tavuğu. Hı hı. Yani muhtemelen bildiğimiz büfe yemeği. Ekmeği de öyle büfe ekmeği, sandviçi. Fakat işi değiştiren içindeki sosu ve hakikaten böyle her yediğinde de ya bunun içinde böyle bir şey mi var diyebildiğim mesela atıyorum yeşil elma yakaladım ben bir keresinde. Allah yani, Allah. Ya ben bir de böyle bir karı kocaymış galiba ama. Evet. Ya yaşları da varmış. Evet evet ya bence Asucan'ın yaptığı yemek bana şeyi anımsatıyor böyle uzak doğu sokak yemeklerini biraz daha şey yapıyor ama hani böyle ada yemekleri işte Hawaii. De olabilir bir bu. De böyle alüminyum tabakta mı veriyormuş değil mi? Öyle bir şey dediler. Atıyorum i̇şte Phuket kadar... adasında bir ya. Sokak yemeği yesen Instagram'ı şey falan misin? Bile yok ya o yüzden o evet, evet. Bilgiye ulaşamadığım için de. Deliriyorum bir yani. Bir de sürekli kapalıdır ha. Her gittiğinde bulamayacağım. Mesela şu an Ramazan'dayız muhtemelen. Ramazan'da hep kapalı oluyorlar, tatile çıkıyorlar. Hı. Sonra açıyorlar. Hafta sonları en cafcaflı olduğu zaman da bir bakmışsın kapalı mesela. O yüzden öyle kolay kolay da yiyemediğim bir şey olduğu için daha da ilgi çekici bir şey oluyor. Ben mesela Güliz'i genelde şey yapıyorum, alıyorum, gidiyorum işte Hawaii söylüyoruz böyle iki tane. Hemen şeye yukarıya, çeşme tepelerine çıkıyoruz böyle arabayı çekiyoruz. Çok iyi. Orada böyle... Gündüz aktivitesi olarak gündüz çok aktivitesi iyi. Gündüz aktivitesi olarak yiyoruz çünkü çok lezzetli gerçekten. Hakikaten doğru bir saplama. Şey değil böyle, batıdan ithal bir şey değil yani gerçekten. Aynen. Kendi kendine doğmuş bir menü evet, evet. Gibi. Peki... Döner? Dönerde de benim... hemen gözlerim döndü değil mi? Kendim de yakaladım onu. Aynen. Dönerde de ben Doruk Dönerciyim Doruk abi, Ilıca'da. Neden dersen, ben her zaman döneri şöyle yerim. Domates asla dönerin içine koymam. Aslında nasıl yediğimi diyeyim ki yemediklerim ortaya çıksın. Aynen. Ben her zaman et ve köz biber isterim. Kesinlikle. Şimdi bir şeye uğrayalım, nuku uğrayalım. Şey güzel oldu çünkü, böyle biraz denk gelmiş oldu. Serkan, sana bahsettiğim bu İzmir Kostü öncesi susturucu dediğim ekibin kurucularından, benim de rap sahnesine atladığım arkadaşlarımdan biri.
Serkan. Burada şeyde, Alaçatı'da, Iron Club'da sörfçülük yapıyor aslında. Bir de sörf okulu. Bu sörf, sörf dediğiniz şey mi? Rüzgar sörfü. Rüzgar sörfü. Ya 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 falan hey, ha falan, o adam geldik. Ne haber? Aynı. Yani sizin bu, ne denir abi, crew mu deniyor, ekip? Bir tayfa, ekip. Herkes sizde, sen dost tabii artık bizim. Deniyor da eskiden olu veriyordu. Anladım. Biz o olu veren... Takılan ekip, takılan dostlar. Aynen. Yani biz olu verdik. Öyle bir işte bir araya gelip, abi şöyle bir şey yapalım, sen işte sol bek ol falan filan diye bir muhabbet yoktu kendi kendine. Gelişen bir muhabbetti. Ben o zamanlar işte DNR'da güvenlik görevlisiydim. Ege Radio Port'ta DJ'lik yapıyordum. Tanışıverdik. Yolda, bizi yol üstünde de karşılaştığımız birileri vardı. Evet, şeyde, aynen, abi. Aynen. Oradaki işte Onur da mesela yine aynı yerde çalışan. OG mi? Onur ya, Yumlu. Ha, okay. Yumlu. Okay. Tamam, okey. Okey. Okey, doğru. O da mesela o dönem birlikte çalıştığımız arkadaş. Zaten yani onlar zaten birbirlerini tanıyorlardı da, teşekkür ederim. Onlar zaten birbirlerini tanıyorlardı da, ben ek olmuş oldum. Ama böyle tatlı bir denk gelişi oldu yani. Öyle bir yerde şimdi... Bir de radyoda çalışan biri olunca biz artık güvenlikten sorumlu adam. Gece kapatıyordu mekanı, biz giriyorduk içeriye. Ben de radyoyu açıyordum. Sabaha kadar kayıtlar yapıyorduk, şarkılara kaydediyorduk. Çok iyi ya. Aynen, aynen. Çok iyiymiş. Yani lise zamanı yaptığım kayıtları amatör kayıt dersek, onlarla artık birlikte başladığımız kayıtlar yine de günümüz için amatör kalır muhtemelen. Çünkü tabii teknik olanaklar yani çok Ableton farklı. Ableton Live diye bir şey bilmezdik biz. Soundforge'dan şarkıları yapıyorduk. Yine de o dönemin benim için şeyiydi yani. Rap müzik okulu benim için bu arkadaşlardı işte. Süper. Vallahi sen hep havalı işler yapmışsın abi. Zamanında rap yapmışsın. Hep havalı işler yaptım. Şimdi surf. O zaman da benim için hep öyleydi. Yani rap yapıyor, surf yapıyor vesaire, böyle hani hakikaten özenilecek bir abi. Sende basketçilik var mıydı peki abi bu boyla? Bir dönem vardı yani. Kulüp bazında yok ama bu sokakta. Aha. Oynuyorduk. Streetball. Streetball oynuyorduk. Sana şeyi de anlatmıştım yani. Hedeflerimi koyduğun anda herkesin kendi şehrinden İstanbul'a gittiği bir an var. Orada elimde valizlerle beni uğurlayan kişi de Serkan. Öyle bir özel yeri vardı benim için. Ne düşündün peki onun başarıları? Meşhur oluyor, herkes adamı konuşuyor. Ulan ne oldu bu falan? Çok kıskandım. Yok, bende şey yoktu. Ben İstanbul'a antipatim asla yok ama gidesim de hiç olmadı. Yani ben bu taraflara çok ait hissediyorum kendimi ve çıkmak istemedim. Eğer bu bizim için asla olmadı ama eğer bu kariyerse, ben orada kendi kariyerime kıydım. Yani buradan çıktığım andan itibaren kendim olmayacağımı düşünerek burada kalmayı yeğledim. Ama sen burada başka bir şeye çok büyük tutkuyla bağlanmışsın şey zaten. Aynen, herhalde o yüzden. Kötü olan bir şey yok ama evet. Seçimler sonuçta doğrultuyu değiştiriyor. Kesinlikle. İşte bu. Tabii canım. Ama hala komşusun. Komşuyuz ya. Aynen. Beni hiç yalnız bırakmaz yani. Şipne'de böyle yalnız gecelerin sonunda artık biri geliyorsa, biri çok kapıyı yani tıklatıyorsa o Serkan'dır yani. Abi ben 2000 doğumluyum. Ve inanmayacaksın ama senin yaz geldi. Bir gün parçalarını duyuyorum. Aynı zamanda Modigzel'in Düzmece, Tarih, Kralayım şarkıları. Ortadaki bir link varsa Modigzel, Ege Çubukçu, işte o link yine aynen, burada yani. Aynen. Serkan abinin bir kitabı da elinde. Serkan abiyle tanıştıklarım. Senin arkadaşım. O kadar beğendim diye. Tabii bizim yani hep şey oluyordu. Dediğini anladım yani. İnsanlar gruplar kuruyor, tayfalar oluyor, ekipler oluyor ama sonra atmosferden ayrılıyorlar yavaş yavaş böyle. Biz hiç öyle bir şey olmadı yani. Çok enteresan yok, bir şekilde. Yok, biz yaşayıverdik. Kaderimiz yaşayı sanki verdik. Birlikte proje yazılmışçasına yani. Birlikte yaşamaya arkadaşlar, dostlar. Müzikteki gibi şimdi bunun bir aranjesi var mı yani ilk önce? Ha. Değil mi? Doğru. Sıralama önemi var mı abi? Sıralamanın bir önemi var mı? Kesinlikle. Var değil mi? Oranlar önemli. Hı? Oranlar önemli. Oranlar önemli. Ürün temini ile ilgili püf noktalar tabii, var mı? Yani iyi var. İyi et. Tabii çok önemli. Yani kuzunun nerede yetiştiği,
nereden geldiği çok önemli. Yani mesela biz özellikle Balıkesir'den kuzu getirtmeye çalışıyoruz. Bizim toptancımız. Baştaki en önemli püf nokta o zaten. Biga bölgesi mi? Geldiği genelde değil mi Biga'dan? Evet, aynen öyle. Evet. Ben de Beşiktaş'ta bir kasabım vardı da arada kendime kelle getirtiyordum orada. Biga'dan getirtiyordu. Gerçekten çok değişiyor yani. O bölge tamamen bu işe kendini vermiş durumda. Nasıl şerbetçi otu Türkiye'de tek bir yerde neredeyse aynı yetişiyor. Şeyde, Bilecik'te. Bilecik'te. Beni burada şey bitiriyor abi. Kimyon, kırmızı biber. Bir de maydanoz. Maydanoz. Bol maydanozu severim ben. Enteresan, ben mesela maydanoz ve dereotunu çok seven bir insan olarak hani sanki herkes çok seviyormuş gibi gelir ama... Evet öyledir ama biz de mesela hazırlarken ben kendi damak zevkime göre hazırlamaya çalışıyor gibiyim ama tabii isteği de çok kulak veriyoruz. Hani öyle, öyle. Mesela bu anason nanesi önemli bir nanedir. Muazzam bir şey. Anason nanesi. Kokladın mı? Nanesi. Bir tane versene. Tabii ki. Bu arada şey, bunu da herkes koymuyor sanırım değil mi? Nane yok, bazı yerler. Kendi keşiflerimiz. Şuna bak ya. Yani İçine zeytinyağı koyuyorsunuz öyle mi? Çok mantıklı. Evet zaten hani söğüşe koymak mantıklı. Domates söğüşe bile zeytinyağı konuyorsa. Ha, ben zeytinyağını her şeye koyarım. Ya ben böyle liseden itibaren küçük küçük işlerle çalışmaya başladım işte ne bileyim. Markette çalıştım. Okulun boş zamanlarında işte pazarda çalıştım. Ufak tefek işler ama yani gidip pazarcılık yapmadım ama benim şeyim hep iyi oldu. O nereden geldi bilmiyorum. Muhtemelen DNA'mda vardı yani aileden gelme bir şey. Hani esnafla ya da sokakta bir insanla tanıştığım andan itibaren günü onunla geçirebilecek kadar samimiyete giderim yani. O kendi samimiyetimden de kaynaklanır. Karşımdaki insanın nabzına göre şerbet vermek değil de o nabzı alabilmek. Alabilmek. Yani bir şey sosyal zeka herhalde. Denebilir. O yüzden lisede ben zaten çalışmaya başladım. Lise sonunda da böyle sabahçıydım. İşte sabah okula gider öğlen Sine 5'te. Hatırlar mısın Sine 5'i? Aynen. Sine 5'te şey door to door dedikleri bu kapı kapıya. Pazarlama işine girmiştim. Çok da keyifli bir işti açıkçası. Yani o yaşlarda bir çocuk ne ister işte. Biraz çalışayım, cebime 3-5 harçlık girsin. Bir de maçları bedava izleyeyim. Hatta bazı başka pazardan da şeyleri vardı senin. Her şeyi. Yani böyle güzel bir kapı açılmıştı. Orada çalıştım. Fakat daha sonrasında işte bu 2000 krizinin yaklaşmasıyla beraber, hani öncü depremleriyle beraber işten çıkarmalar çok olmaya başladı. Bayağı Sine aslında 5'te. Pazarlamacılık yaptım. Pazarlamacılık yaptım. Şey, bazı site girişlerinde pazarlamacılar giremez yazar ya, o pazarlamacı. Beni her yere alırlardı abi. Çünkü yani tam bir de okuldan çıkıyorsun genç, saçlar böyle uzundu o zamanlar, böyle geriye atmışım elimde. Sesin tabii o zaman da böyle toptu değil mi yani? Ya çok enteresan. Hayatımda pazarlamacılık deneyimim olmamasına rağmen bayağı iyiydi satışlarım yani. Ve son dönemlerimde hatırladığım kadarıyla hani futbol da satamıyorduk. Yani futbol yayınları da gitmişti. Her neyse, işin o kısmından ziyade 2000'ler kriziyle beraber, o ekonomik mali krizle beraber çok fazla işten çıkarmalar oldu. Ben gerçekten hani böyle bir, atıyorum, kahramanlık yapmak değil ama hani çok genç olduğum ve hayatımı zaten pazarlamacı olarak sürdürmeyeceğime inandığım için çalıştığım ekibin içerisinde karı koca ikisini birden işten çıkarma durumu vardı. Ben de gidip şey dedim, yani bu ben de hayatımın yapmayayım. Kariyeri... Bu olmayacak yani. Ben bugün varım, yarın yokum bu meslekte. O yüzden çok saçma aynı aileden iki kişiyi çıkarmak. Ben dedim çıkışır mı istiyorum? Tazminat da yok. Siz dedim ikisinden birini tutun. Böyle bir sohbet geçti. O sohbetin ardından tabii tatlı bir şey oldu. İşte herkes beni yemeğe çıkarmak istedi. Nerede yeriz, nerede yeriz? İşte Karşıyaka'da şeyde, DNR'ın üzerinde. O zamanlar gençlik merkezi oldu daha sonra. Böyle bir DNR vardı. İçinde sineması, kitap, işte müzik vesaire. Güzel de bir restoranı var. Restoranda bayağı böyle gümbür gümbür tatlı bir müzik çalıyor. Benim de sevdiğim tarzda müzikler çalıyor. Merak ettim, bu neymiş dedim. Meğersem o şeyin içerisinde, restoranın içerisinde çalan müzik o DNR'ın içerisindeki radyodan geliyormuş. Sonra biraz dikkatimi verdim yemek yediğimiz yere. Bir baktım küçük bir kapsül var. Kapsülün içinde camda
herkesin görebildiği şekilde. Bu kanyonda falan zamanında vardı parlak evet, ama onu bayağı önceden yapmışlar. Ha, yapıyor. Çok etkilendim, hoşuma gitti. Çok havalı geldi bana yani. Bir kere müzik... Bir İzmir radyosu muydu? İzmir radyosu, Radio Port aslında işte ilk albümde introda bahsettiğim radyo. İlk albümde de radyo şeyiyle, introsuyla açılmasının esprisi de oldu. Peki sonra oraya DJ'li. Çünkü çaldım kapıyı ya, daha direkt o gece yemek yerken dedim bu nasıl oluyor ya, çok güzel bir şey, nasıl yapıyorsunuz bunu bana? Yani bugün hani hafta sonu, şey cuma akşamı mıydı neydi? Pazartesi gel konuşuruz falan. Çocuk beni dedi ki işte şu kişi var, bu kişi var, onlarla görüş. İbrahim'le Onur var, onlarla konuş. Okey. Gittim yemeğimi yedim falan. Pazartesi girdim. Dedim hatırlıyor musunuz beni? Cuma gelmiştim. Aa evet. Gel senin ses kaydını alalım. Zaten tek dedikleri ses... şey orada bir sticker var. Dedim, bu sticker'ın üzerindekileri oku dediler. Okudum. Tamam biz seni alıyoruz dediler. Sesin falan o kadar uygun ki yani. Evet öyle bir anda pat diye pazarlamacılıkla. Çok acayip ya. 3 gün sonra radyoculuğa. Böyle bir ay, 1,5 ay staj yaptım. 1,5 ayın sonunda... Yani yaptığın iyilik aslında sana... Başka bir iyilik olarak geri dönmüş oldu. Orada da işte Serkan'la tanıştım. O güvenlikte çalışıyordu. Çok iyi ya. Onur gözlük standında çalışıyordu. Abi filmlerdeki gibi ya. Staff da bana geldi şey dedi. Ya sen arada işte çok güzel rap çalıyorsun. İşte nedir senin olayın? Ya dedim ben de işte lisede başladım. İşte şarkılarım var. Aa bizim Serkan'ların da var diye diye. Biz sonra bir dönem susturucu olarak başlayan, sonra İzmir Kostu olarak devam eden grubun içinde buldum bir anda kendimi. Hani müziği yalnız yapıyorken. Bir anda arkadaşlarım olmaya başladı. Ben mesela kendimi bildim bileli, özellikle de böyle 8-10 yaşlarından itibaren çok çok acayip duygu durumlarına düşmeye başladım hayatta. Dark. Derin ve evet karanlık düşünceler, yani o yaşta çok fazla düşmeyeceğin karanlık düşünceleri. Onlar da neydi işte? Evet şu an 10-12 yaşındayım. Peki ben 20 yaşımı görecek miyim? 20 geldiğinde 30'u görecek miyim? Çünkü şey bir çocukluk yaşadım yani. Gel gitli bir çocukluk yaşadım. Hani hayat şöyle. Yaşam güzel bir şey. Bir hediye. Gerçekten ya, bu insanın hayatında başına gelebilecek hem en güzel şey hem de en zorlu şey hayata gelmek ya bir yandan. Milyonlarca olasılıktan birisin yani. Bunu biliyorsun. Ama ondan sonra geliyorsun hayata ve ne olacağını da bilmiyorsun. Sen daha hayal kurarken başka insanların hayal kırıklıklarına şahit oluyorsun ve bu senin de başına gelebilir bir şey. Bunun daha sonra işte günümüzde artık çok fazla sık dile getirilen anksiyetelere yol açması ama hani bunu 12, 13, 14, 15 yaşında fark edemiyorsun yani. Benim anksiyetem var diyemiyorsun. Belki günümüzde artık çok fazla dediğim gibi dile getirildiği için normal ama yaşama şey yapıp, şükredip, yaşamın değerinin farkına varıp, bilip, onu bir şekilde ve mümkünse en iyi şekilde yaşamaya çalışıp ama hayat denen şeyin ve mücadelenin her zaman böyle korkuttuğu bir çocukluk yaşadım yani. Hep içimde işte acaba uzun süre yaşayacak mıyım, acaba diyorum, X kişi gibi benim de hayallerim mahvolacak mı, yoksa Y kişi gibi hedeflerime ulaşacak mıyım? Hedeflerim neler falan. Hep böyle o gel gitle gitti. 20'li yaşlar bütün gece konuştuğumuz şeylerle doldu. Bir hedefler koydum, bir hayaller kurdum. Hayat beni işte pazarlamacıdan kapıdan kapıyadan bir güzel akışta yaptılar. Yaşanmış evet, o 10 yıl. Çok enteresan. Yani çok film gibiydi yani. İnsan çünkü kafasına bir şey koyuyor ve o kafasına koyduğu şeyin gerçekleştiğini hissetmesi çok bambaşka bir şey. Ama daha sonra senin hayallerine başka zihinler ortak olmaya başlıyor. Başka insanlar, başka hayaller kurmaya başlıyorsun. Ya da insan öyle yani yetmiyor, yetinemiyor. Şey diyorsun, hani tamam ben buraya kadar bunu bilerek, isteyerek, inanarak yaptım ama bundan sonra da başka şeyler isteyeceğim, başka şeyler dileyeceğim, başka şeylere inanacağım. Böyle bir diyalektik içinde yaşadım her zaman. Yani bu güzeldir ama bu da o kadar kötü değildir. Ya da bu yapılabilir ama bu da yapılamayacak gibi değildir derken hep böyle kafama koyduğum fikirlerin içerisinde hep kaybolduğumu hissettim yani. Ve o karanlık bir daha hiç geçmedi yani. Böyle 8-10 yaşlarımda başladı ve ondan sonra hiç dinmedi. En mutlu olduğum anlarda böyle bir burukluk. En nasıl diyeyim yani hayalini kurduğumun bile ötesine gittiğim yerlerde hep bir tatminsizlik.
ile yaşadım ve buna hep şey dedim. Ya sen ne şımarık bir çocuksun yani. Bak hayallerini kurdun, hedeflerini yaptın, onları başardın. Çok az insanın yapabileceği, hani çok az insanın hayatında denk gelebilecek zarları da attın ve şans seni oralara götürdü. Ama nedir yani bu? Bu mutsuzluk, tatminsizlik, umutsuzluk. Aynaya baktığımda ya da yaptığım şarkıları geriye baktığımda bu bensem, bu kim? Hani içimde başka biri mi var? Yani bir de zihnimde konuşan sesler var ya, yani bunlarla çok mücadele ettim. Ama yıllarca, belli bir yaşa kadar gerçekten idare de ettim yani. Bununla yaşamayı da öğrendim. Daha terimsel dersen bunu maskelemeyi de muhtemelen öğrendim falan ama işte insanın hayatında şey oluyor abi, bu kayıplar çok başka bir şey yani. Çok küçük yaşta yaşadığın kayıplara anlam veremiyorsun. Büyüdükçe belki yıllar sonra onların yaslarını tutmaya başlıyorsun. Ama böyle bizim gibi artık 30'lu yaşların ortalarından itibaren yaşadığın kayıplar, erken kayıplar, işte anneannem, üstüne annem vesaire derken o resmen çocukluğumda başlayan deprem zelzeleye dönüştü ve ben artık böyle hayati fonksiyonlarımı kaybettim son bir senede. Belki buraya gelme nedenim böyle her şeyden uzaklaşmak, inziva vesaireydi ama esas inzivayı o zaman çektim. Ne oldu? Sevdiklerimden belli bir mesafe koydum. Arkadaşlarım, hayat vesaire derken müzik. Hani benim şu hayatta en mesafe koymayacağım şey müzik. Çünkü ben bu derdimi sana böyle anlatır gibi aslında bundan bir sene önce anlatamazdım. Çünkü ne olduğunu tam olarak bilmiyordum yani, kafamda işte böyle sıkıntılar, sorunlar var. Acaba hani Emir de mi böyle acaba, ya da işte Aksel de mi böyle, Güliz de mi böyle, yani sadece ben böyle olamam herhalde falan. Sonra baktım ki artık hayatta fonksiyonlarımı kaybettim yani, müzik daha yapamayacak noktaya geldim. Ondan sonra psikolojik yardım aldım. Orada da enteresan başka bir şeyin keşfini yapmış oldum aslında, şeye gelmeye çalışıyorum. Senin işte ilk geldiğin gibi böyle ERA'dan konuyu açmak. ERA'da bazı sorgulamalar vardı ve sanki o sorguların da çözümünü bulmuşum gibi hissettiğim anlaşılıyor bence. Yani kendim bile öyle anlıyorum. Bilmiyorum, dinleyen de öyle anlıyordu muhtemelen. Ama aslında meğersem sadece daha o sorduğum soruların başıymış yani. Ya da adı yok da işte sorma, cevabım yok. Aslında şarkılarda her şeyi yazmışım da kendime dahi o şeyi çözdüğümü, kendimle ilgili sorunların çok farkında olduğumu ve kendimle barıştığıma inandırdığım bir dönem oldu. Aslında kendimle çok barışmamışım yani. Meğersem kendimi o kadar da çok takdir etmiyormuşum, kendimi o kadar da çok iyi görmüyormuşum yani. Ama bu o bahsettiğim diyaleklikten, bence kimse en iyi değil. Yani ben de en iyi değilim. Benden daha iyi birileri var bu işi yapan. Belki biz daha onları duymadık. Böyle o dönemlerde şey yaptım, eski röportajlarımı geçtim yani, ben nasıl bir çocukmuşum, nelerden bahsetmişim falan diye. Bu cümleyi kurmuşum, bu benim çok hoşuma gitti yani. 22-23 yaşında işte o bahsettiğim listelerdeyken biri bana demiş ki işte sen Türkiye'nin en iyi rapçisi olduğuna inanamıyorsun, herkes seni dinliyor, işte konserlerin böyle geçiyor, şöyle geçiyor, sen ne düşünüyorsun? Ben direkt bu cevabı vermişim yani, şey demişim yani, ben evet iyiyim, yaptığım işi iyi yaptığına inanıyorum. Ama hani benden daha iyi birileri vardır ve biz sadece onları daha dinlememişizdir gibi bir cevap çok vermişim. Bu 22-23 yaşında verilebilecek garip bir cevap bence yani. Şu an çünkü düşündüğümde bu tarz şeylerle barışık olduğumu, evet, özellikle de kendi tatminsizliklerimle barışmaya çalıştığımı fark ettim. Ve buralara gelmek, burada böyle biraz inzivaya çekilmek, hayata biraz geriden bakmak, bunu yapamıyoruz çünkü. Ne gerekiyor? Faturaları ödeyeceksin, yeni bir yayın için, çekim için, işte yeni konseptler belirleyeceksin, o gelecek, tüh gelemiyormuş abi, o gelsin derken sen bunları düşünemiyorsun, anladın mı? Hani, koşturma esnasında. O listeye girdi mi, yok olmadı, o buraya geldi, şu çekilecek falan derken bunları hiçbirini düşünemiyorsun. Hayat sana resmen şey veriyor, sen bunu yapamıyorsun kardeşim ama öyle şeyler yaşayacaksın ki hayatta. Ben sana bunları düşündürteceğim yani. Sen bunu bir idrak edene kadar bu şeyi, çileyi çekeceksin dedirtiyor yani. Ve son bir senede çektim o çileyi yani gerçekten. Ve sonunda dediğim gibi fark ettiğim şey,
kendimi yeteri kadar takdir etmemişim hiçbir zaman. Yani her zaman iyi şeyler yapmışım ama insanlar beni hep övmüş. Onlar beni överken ben hep başımı aşağıya eğmişim. Çok enteresan. Peki tabii, bu psikolojik yardım sonrası mı sence? Psikolojik yardım sonrası şunu öğrendim. Çok ismi yeni yeni ortaya atılan, işte yeni yeni araştırmalar yapılan ve insan diline daha yeni yeni yerleşen bir şey. Bu ADHD denilen kavramla tanıştım daha sonra. Hı hı. Aslında çok basit anlamda bir dikkat dağınıklığı, dikkat bozukluğu olarak geçiyor evet. Ama aslında o tek bir şeye o kadar çok dikkatini veriyorsun ki geri kalan hiçbir şeyi göremiyorsun. Anlamına da gelebilen bir dikkat dağınıklığına dönüşüyor. Anksiyetelerin, işte kronikleşen depresyonun ve özellikle de son 5 senede Adı Yok, Bana Ne ile başlayan, işte Derya albümü, Bad Trip, Dark Mode, Dilemma, işte Astral, yani bu şarkıların benim bile farkında olmadığım bir büyük bir resme dönüştüğünü fark ettim. Daha sonrasında da işte en son ADHD Freestyle'ı yazdım. Ve sonra bir baktım, hep de kendimde kızdığım bir şeydir. Bir işe başlarım, büyük bir keyifle, heyecanla başlarım. Sonra sonunu bir türlü getiremem. Bunu benim kendi bir yetersizliğim olarak düşünürken bunun aslında benim bir zihinsel rahatsızlık. Bir rahatsızlıktan kaynaklandığını fark edince biraz da adı konulunca rahatladım açıkçası. Ve ondan sonra dedim bunu sonunu getireceğim. Yani bu Derya serisinin sonu gelecek işte o zaman da ADHD Freestyle'de yazdım. Ondan sonra da biraz işte bunları fark etmeye başladım. Yani kendimi takdir edebilirim yani. Aslında zor olanı insanı kendini takdir edebilmesidir. Ama yolda da hani daha önce de bahsettiğim bir şey var ya, kendini takdir etmeyi unutan insanlar genelde başkalarını hep takdir edip başkalarını hep el üstünde tutar. Aslında bunların hepsi yine şeye geçiyor belki, çok klişe bir lafa geçiyor. Her şeyin fazlasının biraz zararlı olmasından geçiyor. Kendimizi de aslında başka insanla, sevdiğimiz insanları nereye koyuyorsak kendimizi de oraya koymayı becerebilmemiz gerekiyor. Çünkü o tarz resimde puzzle gibi düşün, o puzzle'ın parçaları eksik olduğu zaman hayatında da hep eksiklikler oluyor. Ya benim çok olur böyle, müthiş bir fikrim olur. O fikri gerçekleştirmek için tek yapmam gereken ayağa kalkmaktır yani şu, anladın mı? Ama şu parmağı şıklatmak bazen öyle bir zaman alıyor ki benim için.